Mesut abi. Ne var lan? Lan mı? Abi hayırdır bu üstünün başının hali ne ya? Ya bütün gece gazı yaptım oğlum. Facebook'tan bu haritayı aa bak çaktılar bana. Tutankhamon'un altın baş heykeli var değine. Bütün gece kazdım, babayı aldım baba. Abi senin haritayla ne işin olur ya? Kaç para verdin abi ona? 30 bin. Onu büyük zokalandım ya. Ama dur. Ben bunu birine çakacağım abi. Yoksa var ya bu gece bana uyku yok. Abi senin bütün işin katakulli ya. Sus lan! Sus! Bitirince katakulli. Sus! Şuraya bak. Üstüm baş her yer çabur. Gideyim de üstümü değiştireyim bari. İyiyim Çiçek. Hoş geldin buyur. Hoş buldum. Ya şey, bize müdür gelecek de ben hı, senden şu envanter numaralarını alabilir miyim? Tabii. Aa Çiçek. Aa. Abisini buluyor. Ne yapıyorsun sen? He? İyi kız sen nişanlandıydın he? Ne oldu? Siz o evli ekonomisini falan ayarlayabildiniz mi? Yok abi işte biriktiriyoruz inşallah seneye. Seneye mi? Kızım bir sene çok uzun. Aa soğukluk girer araya bak. Kali Jenner olsan bile bak beklemezler he. Senin paraya ihtiyacın var. Dur. Senin yuvanı ben kuracağım bak şimdi. Bak görüyor musun? Bu harita Tutankhamon'un altın başının haritası. Sen bu haritayı al. Bak 30 bin lira var. Para işi çözülsün. İlk çocuğun adını da Mesut koy. Asa iyilik. Abi Çiçek'in ne iş olur haritayla ya? Aynen. Çok teşekkür ederim ama Fikri abi haklı. Ben hiç anlamam o işlerden ama abim yatırımcı. Biraz da ilgili bunlarla. İstersen ona sorabilirim ha? Abim mi? Sor bakalım. Hı. Ama bir şartla. Eğer Define'yi bulursa ilk önce seni evlendirecek. Sağ ol abi ama bizim abimle para alışverişimiz pek iyi değildir. Abimden mesaj geldi. Diyor ki haritanın fotoğrafını atsın, bir de IBAN'ını atsın. Ben onun hemen hesabına yatırayım diyor. Ver bakayım telefonunu kızım. IBAN'ı da yazdım, tamamdır. Tamam. Hayırlı olsun vallahi abi. Şey, Mesut abi, abim diyor ki eğer haritadan bir şey çıkmazsa bozuşuruz. Ya, o kalsın bana dua edecek. Bakalım. Neyse, şey ben bu kağıdı da alıyorum Fikri abi. Sonra sana getireyim tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi görüşürüz. Enayi evin de mesaj atmış ya. Görüyor musun? Parayı da göndermiş. Enayi ya. Bir de diyor ki, yok. Abim bilmem ne yapıyor da bozuşurum. Sen kimsin ben seninle bozuşacağım ya? Sen benimle aşık atabilir misin? Enayi çaktığımda kaldı. Çok eğlendim çok. Mesut abi ya. Abi melek gibi kızla abisini kandırdın. Yani böyle mazlumları böyle kandırmak, dolandırmak. Yani terbiyesizlik değil mi abi ya? Ne terbiyesiz lan? Ne diyorsun oğlum? He? Utanıyorum terbiyesizlik mi? Lan yürü git. Hayret bir şey. Onlar da enayilik yapmasın oğlum. Bahane, he? Onlara ders verdim işte. Bir daha tongaya düşmesinler. Mesut abi. Hı. Abi sen bu hırkayı nereden buldun? Çok bir pahalı marka değil mi abi? Evet oğlum, ben hep kaliteli giyiniyorum zaten. Hiç dikkat etmedin mi? Bunun kaç para bu? Aa, abi burada etiketi kalmış. Çıkarayım ben bunu. Lan! Lan etiketini falan çıkarma. Manyak mısın sen? Niye abi? Ulan oğlum. Bu 30 bin lira. Ben bir hırkaya 30 bin lira verirsem 100 yılın enayisi seçilirim. Öyle bir şey olmaz mı? Ben bunları alıyorum, tamam mı? Giyiyorum. Etiketini de çıkarmıyorum. Sonra gidiyorum, diyorum ki aa bu bana olmadı, sevmedim diyorum. Veriyorum, parasını alıyorum. Bazen kırlatıyorlar. O zaman da diyorum ki ulan siz nasıl markasınız? Müşteri memnuniyeti diye bir şey var. Çağır lan müdürlüğü falan diyorum. Çarşı pazara atıyorum hemen. Korkuyorlar, veriyorlar parayı. Oğlum ben böyle bayağı grasyon yapıyorum yani. Mesut abi yani yemin ediyorum, yani şerefsizlikle şeytanı kıskandıracak seviyeye ulaştım. Lan hadi. Şu gözlere baksana bendeki şu gözlere. Baksana. Nasıl fel fecir okuyor bak. Çakallık, çukarlık. Çakallık, çukarlık. Çakallık, çukarlık. Vallahi çukallığı bilmiyorum da çakallıkta bir dünya markası oldum Mesut abi. Kesin. Yani abi ya her işin yamuk ya. Terbiyesiz. Sensin lan yamuk. Oğlum gemilerini karadan da yürüteceksin, anladın mı? Abi, Çiçeği gördünüz mü ya? Ya müdür gelecek ortada yok.
abisiyle Devin'i arıyordur o. Hayırdır? Keyfi yerinde. Çiçeğin abisine Defin haritası sattı 30.000'e. Ne? Mafya olan abisine mi? Ne mafyası lan? Abi. Sen ne diyorsun ya? Abi. Çiçeğin abisi İstanbul'un en azılı mafyalarından Kıtır Paşa. Düşmanlarını kıtır kıtır falan anla işte. Kıtır Paşa mı? Oğlum yatırımcı değil miydi lan abisi? He? Ne mafyasıymış oğlum o? Ya abi adam kendini mafya diye tanıtır mı yani? Öyle tanıtmış sana işte. İnşallah Defin haritası doğrudur. Yoksa var ya seni kıtır kıtır. Ulan bu devirde kıtır mıtır mı var lan? He? Ulan biz ondan korkacak adam mıyız dur? Onun var ya çarşısının pazarına katarım lan ben. He? Delirtme lan! Mesut sen misin? Mesut kardeş, beni buraya Kıtır Paşa abim gönderdi. Evet. Senin bize gönderdiğin haritadaki mekan bize çok yakındı. Biz de hemen... Aslakim. İş makinalarıyla kazmaya başladık. Yalnız Mesut kardeş. Evet abi. Benim dikkatimi bir şey çekti. Ne o? Bizim kazmaya başladığımız yerin hemen yanı dün gece kazılmış. Ve belli ki içinden bir şey çıkmamış. Mesut kardeş. Bizim kazdığımız yerden de bir şey çıkmazsa eğer, orası senin mezarın olur. Ne mezarı abi? Ölü mezarı mı? Diri mezarı. Diri, diri, diri gömeriz seni oraya. Dua et, define çıksın. Yoksa şimdi son duanı et. Son duamı mı edeyim? Son duamı ediyorum ben ya. Ben gerçekten o Kıtır Paşa abi var ya. Evet. Allah başımızı da eksik etmesin efendim. Amin. Ben parayı geri verebilirim. İsterseniz iki katını vereyim. Abi. Mesut kardeş. Efendim. Mesele para değil. Ne ya? Mesele... Anladın sen. Anlamadı burnu. Ulan burnumu öptü. Hem de burada konuştu. Ya Allah ne mesaj bu Allah aşkına ya. Ulan gizemli, aforizmalı mafyada bezi bulduk. Bu en tehlikelisidir ha. Vallahi en tehlikelisi budur yani. Ne yapacağım ya? Aa, diri diri gömecekler mi? Ya abi. Yani işine... Ya bırak, bırak gelsin uyuz ya. Ne oluyor abi ya? Lan bırak, çekil çekil gelsin o. Mesut abi. Aa, ne var lan? Mesut abi. Aa, klavyeye bir şey kaçmış, ona bak be. Mesut abi. Ne var lan? Saçım. Ya ben bu skeci bitirebileceğim bari. Mesut abi. Ne var lan? Ne var? Sen adamların çarşısını pazarına katacaktın. Onlar senin ödülü b**na karıştırdı sanki abi. Ulan sus! Hava kaçıran simop gibi. Fıs fıs. Ne yapacağım oğlum ben? Mafya peşime düştü. Mafya peşime düştü. Boş boş bilgisayara basıyorum ben de.
Abi, bilmiyorum faydası olur mu ama benim bir tane mafya var aslında, biliyor musun? Köse Ozan. Mafya mı var? He, vallahi. Yemin et. Vallahi var. Köse Ozan. Evet. Ya şu yan tarafta da dükkanı var ya, paravan olarak tuttuğu yer orası zaten. Tamam. Yani ararız onu. Yani ne bileyim, çivi çiviyi söker yani hesabı, ne bileyim. Ara lan. Ara köseyi. Köseyi ara. Of. Ben de internete bakayım biraz. Alo. Ozan abi. Abi merhaba, nasılsın? Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Abi ya, bizim iş yerinde bir arkadaşımızı tehdit ettiler de... Evet. ...acaba bu tehdit edenleri siz de tehdit edebilir misiniz diye bir soralım istedik size. Merak ediyoruz yani. Evet. 30.000 lira. 30.000 lira mı ya? 30. Olur, olur. Tamam, tamam abi, tamam Ozan abi, tamam. Bizim iş yerini biliyorsunuz zaten, hemen sizin dükkanın yanında. Tamam abi, bekliyoruz. Bekliyoruz abi, eyvallah. Sağ ol. Ne oldu, geliyor mu? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu bizim işimizi halledebilecek mi peki? Yani halleder herhalde abi. Sonuçta mafya bunlar yani. Birbirlerini tanırlar. Evet. Kimse kimsenin bölgesine de girmez. Ya mıntıkaları bunların bellidir yani. Bölgelerine girmezler bence. Bence mi? Ulan oğlum hiç güven vermiyorum bana bak. Hiç güven vermiyorum bana ama sarılacak başka dalım yok. Ya Mesut abi, mafyayı bile birbirine düşürdün ya. Sus lan! Sus! Terbiyesiz herif ya. Ben nereden bileyim oğlum o melek yüzlü şeytan çiçeğin abisi mafya deyin ya. Abi ya, hayat ne acayip değil mi? Yani bir kardeş işinde gücünde helal kazançla geçinmeye çalışıyor. Diğeri ise illegalin peşinde sürüklenen bir sandal. Yani iki aynı kan ama iki farklı akış. Ne anlatıyor oğlum Sofokles? Ne anlatıyorsun bana? İki ayrı kan, iki bir... Ne anlatıyor Sofokles? Bana ne oğlum? Bana ne lan? İkisi birbirini yesin dursun. Düştüğün durumlara bak ya. Başıma filozof kesildi adam ya. Ozan abi hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Gel buyur abi, şöyle geç. Abi geç. Abim. Benim masama otur, geç. Nedir problem? Abi, Mesut abim iş yerinden bir arkadaşa, yani daha doğrusu abisine bir define haritası sattı. O da mafya işte. Bir de geldiler buraya tehdit ettiler Mesut abiyi, biz de seni aradık. İban, yolla 30.000'i. İban mı? Yolla 30.000'i. 30 bin mi otuz mu? Yollayacaksın, ne dedi ki? Abi şurada, hemen gönder. Yolla lan! Tamam. Gönderdim. Şimdi aslanlar bakın. Burası bizim kontrolümüzde ve artık siz de bizim himayemizdesiniz. Cümle alem bilir ki benim gölgem altına saklanana sinek bile konamaz. Konarsa kafam atar. Atarsa da her şey batır lan! Ay kafiyene, cinasına kurban oldum ya. Vallahi ben şu anda o kadar rahatladım ki. Of, Ozan abim benim. Ozan abi, hele onlar bir gelsin bak. Ozan abim kafasına taktıysa neler yapacak onlar, bir gelsin bak. Hele gel. Ne var lan? Ne var oğlum? Ne oldu? Ozan abiyi gördün, ne oldu oğlum he? Hemen bir kaşın gözün bir şey yapmaya başladı. Oğlum, benim Ozan abim var ya, benim Ozan abim. Benim Ozan... Ulan dur! Benim Ozan abim senin o abine kıtır 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 keser bak. Ulan iki dakika dur lan, iki dakika dur! Benim Ozan abim var ya, kafayı size taktı oğlum. Sizi kafayı bozdu. Ozan abim kafayı bozdu mu, herkese de takar. Ulan dur! Durun ya, bir ders veriyorum herife. Bana baksana sen lan. Ulan oğlum bak. Benim Ozan abim var ya, ben onun gölgesindeyim. Ulan oğlum çekilin, beni bırakın. Onun gölgesindeyim ben, anladın mı? O yüzden benim üzerime sinek bile konamaz. Psikopat lan benim Ozan abim. Psikopat lan! Ozan abim. Elçi! Ne olur beni affedin Elçi! Ben Kıtı Paşa abi olduğunu bilmiyordum. Ne olur affedin Elçi! Ne olur! Gitti be köpekli Ömer, ne olur! Kaybol. Ulan!
Adam oğlum, Ozan abi. Lan gölge bölge diyordu. Adam kurbağa gibi gitti ya. Yine bir öpecek acaba. Tipi öyle benziyor. Hazırlayayım kendim bir dakika. Az önce Kıtır Paşa abimle konuştum. Evet. Hala bir şey çıkmamış. Aa öyle mi? Beni kapına dikti. Oradan asla çıkmayacak dedi. Evet. Asla da çıkmayacak. Yapma. Ah. Ah. Abi burnumda parça aldı. Ulan seni bulacağım mafya s**eyim lan be. Ulan adam adamın ayağını yaladı biraz önce ya. Biz ne yaşadık? Beni öldürecekler, gömecekler ya. Of of. Of of. Geliyor ada vapuru ya. Geç abi. Geç abi, geç. Koy lafını, koy. Müdür abi. Efendim? Abi, senin Ozan abi... Herkes çok yakın bağıyor. Evet, Ozan abinin sanki kafası atacaktı. Ama bence... ...üç buçuk attı abi. Lan oğlum! Buharlı ütü gibi fıs 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 fıs. Çek git ya! Ne yapacağım lan ben? He? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Camdan aşağı mı atlayayım ben? Ne yapayım? Atla bence abi. Daha hızlı bölüm olur. Acı çekmezsin hiç değilse. Mantıklı. Ulan senin fikrin ne s**ler ya? Ulan insan bir destek olur. Abi dur der, düzelecek de bir şey der, bir teselli eder ya. Nerede? 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 Abi işte. Ağzına tükürür oğlum. Nerede o? Hangi kapı? Kapı abi. Çek ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Paşa be. Mesut hanginiz lan? Bu abi bu. Şu mu? Uzun olan mı? Abi... Paşa abi bey, ben çok pis... Sus lan! Yanaş buraya. Yanaş lan buraya. Ya yapma. Gel biraz. Aslanım benim, aslanım benim ya. Aslanım benim. Bak! O ne? Tutan Lama'nın başı. O ne lan bu ne? Ya, kazıyoruz sabahtan beri. Sayende bulduk yani. Ona koca altını bulmuşlar kafam kadar. Tutankamon'un başı. Dev zengin oldum sayende. Bu saatten sonra mafyalı mufyalı da bıraktım. Evciyle beraber Şeyşeylere yerleşeceğiz. Devam et şeyler. Al bakalım hadi. Aa, bu ne? Başka bir altın kafası mı? Yok lan çömlek. Arançla kazarken bulduk da. Sana hatıra olsun diye getirdim seni. Unutma bizi diye. Çömlek mi? Ha. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ana oğlum. Bu çömlek antika galiba ha. Eyvah. Nihayet oğlum ben de köşeyi döndüm. Zengin oldum. Oh bundan sonra işten ayrılacağım. Oh dünyayı gezip tadını çıkaracağım. Abi var ya gene yırttın ha. Sen var ya sen çok tehlikelisin ya. Kim bilir kaç yüzyıllıktır bu çömlek ha? Bence minimum 800. Ha. Abi benim işim var. Müdür de bekliyor zaten, ben gidiyorum. Ne işin var lan? Müdür bekliyor ya abi. Oğlum ne işin? Bir şey oldu sana abi. Biliyorsun. Yok abi. Tufan. Abi müdür bekliyor Tufan, beni. Tufan bir şey oldu sana. Oğlum ne oldu? Oğlum. Onun yüzü niye düştü lan?
Ne? Fikri, yüzü niye düştün lan onun? Anlamadım ya. Allah Allah. Ulan bu çömlek falan değil, bildiğin Behçetler güveç yazıyor burada ya. Normal güveç lan bu, kuru fasulye güveç. Of, of, of. Ya ritüelini de bozmuyor hiç ya. Of. Ah. Mesut abi. Ne var? Abi. Sen bu güveci satın. Dünyanın tadını çıkaracaksın. Evet. Bence bunda fasulye yapıp gazını çıkarırsın. Sen de a**ına yakarsın. Terbiyesiz. Mesut abi de hiç kendini enayi gibi hissediyor musun? Büyük, büyük. Benim de sana naçizane bir hediyem var abi. Hediye mi? Geçen yaptırmıştım. Şimdi vermek kısmet oldu. O ne lan? Ver bunu, ben azacağım, ver. Hak ettin abi. Ver, ben azacağım bunu. Mesut abi. Ne var, ne var lan? Bu ne abi? Ne var oğlum? Ne var lan? Ne var? Aa! Ana! Şuraya baksana. Ulan 30 bin lira al kırka, ne hale geldi. Allah'ım yarabbim. Oh, neden ben ya? Neden ben? Oh. Ya yine mi? Mesut abi. Ne var? Sen bu hırkayı götürüp paranı alacaktın ya. Evet. Artık babaya alırsın abi. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza.